Herkese selam, Pes Türkiye kanalında hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün süper bir video ile karşınızdayız. 120'nin üzerinde destansı kartı olan hesabı sıfırdan kuracağız ve dünyanın en iyi kadrolarından biri olan bu hesabı, bakalım hangi oyuncular varmış, bunu birlikte kontrol edeceğiz. Yakup kardeşimizin, Türkiye'den Yakup kardeşimizin hesabındayız. 120'nin üzerinde destansı var ve bu destansı kartları tek tek kadroya da işleyeceğiz ve bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bu tarz videoların devamı için hem like atmayı hem de kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin dostlar. Hemen şöyle oyun planı diyeceğim ama öncelikle menajerleri bir kontrol edelim. Menajer değiştir dediğimizde gördüğünüz gibi Xabi Alonso'yu görüyoruz. Xabi Alonso'nun dışında Simone Inzaghi'yi görüyoruz. Yani toplamda 2 tane bosslu menajer var. Onların dışındaki bütün hepsi GP ile alınabiliyor. Hızlı kontra atak olarak rahatlıkla oynanabilecek bir hesap. Bakalım oyuncular nasılmış, birlikte kontrol edeceğiz. Tabii ki de kolektif gücü, takım gücünü çok yükseltmemiz için 88 olması gerekiyor hızlı kontra atan. Ve biz bugün Xabi Alonso'yla bunu deneyeceğiz. Bunu Luis Roman'la da, 88'lik Luis Roman'la da deneyebiliriz tabii ki de. Hemen şöyle kontrol edelim. Defans hattından başlayacağız ama öncelikle isterseniz ne kadar antrenör var, DP antrenörü var, bunu kontrol edeceğiz. Seviye antrenmanı dediğimizde hemen şöyle bakalım hesaba. Gördüğünüz gibi birazcık dolu bir hesap diyebiliriz. 33 tane 10.000'lik, 60 tane 4.000'lik, 149 tane de 1.000'lik DP olduğu görünüyor. Antrenman olduğu görünüyor ve şimdi geri geliyorum dostlar. Şimdi tekrardan bastığımda bu sefer de sözleşme yenileme biletini kontrol edeceğiz. Hemen geldik, sözleşme yenileme biletine baktık. 60 günlük 2 tane ve 10 günlük 375 tane sözleşme yenileme bileti olduğu görünüyor. Bu arada bu hesapta tekrardan şöyle bir kontrol ettiğimizde, seviye antrenmanı dediğimizde, bir de isterseniz gelin GP'ye bakalım. 21.534.363'te GP olduğu görünüyor. Bu durumlarda çok iyi bir hesap tabii ki ama asıl hesabın en iyi olan kısmı kadro kurmada gözünüze çarpacak, merak etmeyin. Yukarı doğru çıktığımızda şimdi kalecilere bakacağız sadece. Sadece kalecilerin şu şekilde baktığımızda toplamda oyunda 103'lük 104'lük kalecilerin hepsinin olduğu görünüyor. Biliyorsunuz ki Oliver Kahn 104 rating oluyor. Artık nasıl basılıyor vesaire bilmiyorum. Bunun detaylarını Yakup videoyu izlerse yorumlarınızı görüyor olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Schmeichel var, 103 oluyor. Schmeichel'ın yanı sıra Peter Cech var gördüğünüz gibi. Casillas var. Bunların hepsi oyunun en üst seviye kalecileri. Biz tabii ki de bugün Oliver Kahn'ı alacağız ve oyunda 104 olan tek kaleci Oliver Kahn'la başlayacağız dostlar. Ve kolektif güç şu anda 187 oldu bile. Yukarı doğru çıktığımızda bakalım bizi stoperde kimler karşılayacak. Kendisi bize 4 defans, 4-2-1-3'ü bırakmış ama biz diziliş değiştirebiliriz. Rekor kırmamız gerekiyor bugün. Rekor kırmak için son ana kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız dostlar. Çıktık yukarı, hadi bismillah diyoruz ve bakıyoruz. Çıktığımızda stoperler daha iyisine ihtiyacımız var. Şöyle çıktık ve burada stoperler bitiyor. Cannavaro var, Maldini var, Puyol var, Baresi var, Saliba var, Cannavaro'nun diğer kartını görüyoruz. Ferrer var, Nesta var, Van Buyten var, Beckenbauer var, Koulibaly, Gvardiol. Gördüğünüz gibi inanılmaz dolu defans. Sadece stoper, daha sol bek ve sağ bek kısmına bakmadık arkadaşlar. Hemen şöyle Cannavaro'yu geldim aldım 103 yaptım. Puyol'u geldim 103 yaptım. Baresi'yi geldim 103 yaptım. Nesta'yı şöyle almamız durumunda hemen şöyle geliyorum. Nesta'yı, Maldini'yi 103 yaptım, süper oldu. Şu anda hepsi 103 olarak görünüyor. Kalecimiz 104. 4 tane 103 oyuncumuz var. Bir tane de kaleci 104 olarak devam ediyoruz. Hadi bakalım neler olacak. Şimdi şu anda rezervde kalacak oyuncular Cannavaro, Ferrer, Nesta, Van Buyten, Beckenbauer, Koulibaly, Gvardiol diye gidiyor. Bu oyuncuları daha almaya zamanımız ve yerimiz yok maalesef ki. Çıktık yukarı. Bakalım bizi kimler karşılayacak. Şimdi sol bek kısmına bakıyoruz ve hesapta gördüğünüz gibi sol bekte Roberto Carlos, Alfonso Davies. Roberto Carlos'un bir diğer kartı, Brezilya milli takım kartı var. Hernandez'i görüyoruz. Roberto Carlos'un bütün kartları herhalde bu şu anda hesapta mevcut. Costa Curta, Candela, Ferdi Kadıoğlu, Shaw, Cancelo diye gidiyor. Biz tabii ki de buraya Roberto Carlos'u alamayacağız. Gördüğünüz gibi kolektif gücü 928'den 927'ye düşürüyor. O yüzden şu anda bu kadro içerisinde Roberto Carlos gerçekten bu kadroya giremeyecek durumda gibi duruyor. Peki sağ beklere bakalım. Sağ bekte kimler var? Hemen çıktık yukarı doğru. Sağ bekleri kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi
Araujo, Philipp Lahm, Wan-Bissaka, Arnold, Maicon, Arnold'un pike yapan ortası. Dixon, Bergamut çayı var ve Saka'yı görüyoruz. Şöyle yapabiliriz. Araujo 103 oluyor gördüğünüz gibi. Yani ekstra bir şey değiştirmeyecek ama burada ekstra bir şey değiştirebilecek bir oyuncu var. O da hemen şöyle baktığımızda şöyle yapacağım. Philipp Lahm gördüğünüz gibi sağ bek kısmında 104 oluyor ve defansı biraz daha bu şekilde güçlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yukarı doğru çıkacağız. Başka kimler var? Şimdi geldik defansif orta saha kısmına. Şu ana kadar kadroda bütün oyuncular, hemen hemen gelen bütün oyuncular mevcuttu. Ama biz bunları seçtik. Yani en yüksek ratingde, en yüksek overall'lı olan oyuncuları seçtik. Şimdi bakalım kimler karşımıza çıkacak, ben de merak ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalı izleyenlerin %70'i abone değiller. Abone olmadan izliyorlar. Ücretsiz bir şekilde kanala abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar diyoruz. Ve çıkıyoruz tekrardan yukarı. Sabırsızlıkla bekliyoruz yeni oyuncuları kadroya koymak için. Hemen baktık. Gördüğünüz gibi Alfonso Edgar Davis var. Baktığımızda Petit var. Bunlar eski kartlar. Bizim daha yüksek, daha güçlü oyunculara ihtiyacımız var. Çıktığımızda şöyle yukarı. Dostlar şu anda şu gördüğünüz oyuncuların hepsi defansif orta saha oyuncuları. Yani daha göbek orta sahalara, daha ofansif orta sahalara bakmadık. Sadece defansif orta sahada bile Casemiro, Joshua Kimmich, Rijkaard, Steven Gerrard, Patrick Vieira, Matthews ve birçok oyuncunun olduğu görünüyor. Yani gerçekten çok dolu ve şöyle Casemiro'yu gelip aldığımda 103 oluyor. Joshua Kimmich de 103 oluyor. Ama şurada Casemiro da 103 oluyor ama şuraya Steven Gerrard'ı aldığımda defansif orta saha adamları içerisinde 103 rating yerine 104 rating olan Steven Gerrard'ı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi şu anda yedeklerde bile inanılmaz kadro, inanılmaz oyuncular. Şu an ilk 11'e alamıyoruz dostlar. Ratingi yüksek olmadıkları için. Ratingi yüksek olmayan dediğim oyuncuların da ratingi 103 bu arada. Bunu da ihmal etmiyoruz. Hemen çıktık yukarı bakalım kimler var diye. Gerçekten çok heyecanlıyım şu anda. Ve iyi bir kolektif güç rekoru kırmamız gerekiyor. Bakalım kaç olacak. Bu arada sizler yorumlara sizin kolektif gücünüz kaçsa, takım gücünüz kaçsa yazmanızı rica ediyorum. Baktığımızda şu anda göbek orta saha adamlarına geldiğimizde De Jong var, Deco var, Xavi var, Hakan Çalhanoğlu var, Matthews var. Buraya De Jong'u alırız. 103 olabilir. Bu arada De Jong'u almasak da bir defansif orta sahada alabilirdik. İleride şimdi daha iyi oyuncular geldiğinde De Jong'u belki de kadrodan çıkarmak zorunda bile kalacağız arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyoruz. Pavel Nedved var ki Pavel Nedved'in de 103 olduğunu biliyorsunuz. Hemen şöyle Pavel Nedved'i de 103 yaptık. Zé Roberto var. Gördüğünüz gibi Nedved'in bir diğer kartı var. Destansı olmayan David Beckham var ki David Beckham'ı hemen şöyle geleceğim. Ve David Beckham'ı şurada David Beckham farklı basılmış. Normalde David Beckham'ı 104 de yapılabiliyordu diye biliyorum. Bu hesapta farklı basılmış. O yüzden David Beckham'ı şimdilik tutuyorum. Başka bir oyuncu alabilirim oraya dostlar. Çıktım ileri. Bu arada şöyle evet ileride de 102 olacaktır. O yüzden David Beckham şu anda kadromuza giremeyecek. Tekrardan yukarı çıkıyoruz. Virsi gördük, Kagawa'yı gördük, Hunus'u gördük, Gullit'i gördük. Şimdilik gelip Gullit'i 103 olarak alabiliriz. Totti var, Totti 103 oluyor alabiliriz. Baktığımızda Pavel Nedved'in diğer kartı var burada. Bu kartı oynayabiliyor, bunu da alabiliriz. Zico'yu alacağız ve Zico'yu ofansif orta saha yapacağız. 104 yapacağız Zico'yu da dostlar. Scholes var. Scholes kaç oluyor? Scholes 104'ün altında kalıyor. Roberto Baggio var. Şimdilik Roberto Baggio'yu gelip şuraya alabiliriz. Roberto Baggio 102 oldu. Bellingham, Musiala oraya acilen bir 103 oyuncu bulmamız gerekiyor. Bu arada Gullit'ler aynı. Ekstra daha ratingi artmıyor Gullit'lerin. Yukarı doğru biraz daha çıkıyoruz. Bizi daha iyi oyuncular karşılayacak. Hiç merak etmeyin. Hemen buraya geliyoruz. Şu şekilde yapıyoruz dostlar. Geldim. Ve sol tarafa 104 oyuncuyu koyduk. Neymar, Ronaldinho. Bunlardan 103, 104 olan yok. Yukarı çıktık. Lionel Messi bizi çok rahatlatacaktır. Lionel Messi'yi aldım. 106 yaptım. Başka kimler var? Lionel Messi'nin bu arada 21 yaşındaki hali de var gördüğünüz gibi. Cruyff'u da almamız durumunda hemen Cruyff de 104 olacaktır. Çok güzel olacaktır. Yukarı doğru çıkıyoruz şu an. 2055 sadece ilk 11 kolektif gücümüz oldu. Çıktık tekrardan yukarı. Başka kimleri alabiliriz diye kontrol ediyoruz. Saviola'lar. Okey. Eto. Cantona'mız var. Cantona'yı alıyoruz. 104 yapıyoruz.
Michael Owen bu arada 104 olmuyordu. Tamamdır. Lautaro Martinez de 104 oluyor. O yüzden şöyle yapabiliriz. Stoperlerden birini mecbur çıkarmak durumunda kalacağız ve buraya santrfor koyacağız arkadaşlar. Şunu da şu şekilde yapacağız. Stoper oynayamadığı için şu anda back olarak yapıyoruz ve iki stoperle oynayacağız. 2059 kolektif güç yaptık şu anda. Şimdi genel diyorum, genel derecede bakalım kimler var. Lionel Messi'leri zaten alamayacağımızı biliyorsunuz. Şu anda ilk 11'de 2059 kolektif güç rekoru yaptık. Ama asıl amacımız bizim ne? Tam kolektif güç rekoru yapabilmek için yedekleri de doldurmak. İsterseniz gelin yedekleri de yavaş yavaş dolduralım. Şimdi Bellingham'ın 103 olduğunu biliyoruz. Kylian Mbappe 103. Casemiro'yu alıyorum 103. Joshua Kimi bu arada David Beckham'ı almaya gerek kalmadı. Ama David Beckham 104 oluyorsa bilmiyorum, yorumlara lütfen yazın. O zaman tekrardan alıp onu 104 yaparız. De Jong'u aldım. Ronaldo'yu almama gerek yok bu arada. Lav kaç oluyor? Lav da 103 oluyormuş. Hemen geldim, Netvet'i aldım, 103 yaptım. Romario'yu alıyorum. Romario 104 oluyor gördüğünüz gibi. Romario'yu hemen yukarı aldım. Frank Rijkaard'ı alıyorum 103. Scholes'u alıyorum 103. Neymar'ı alıyorum. Alamadım Neymar'ı. Neymar çok fazla oynamak istemiyor. Aldım tekrardan Neymar'ı ve son olarak 103 olan bir oyuncu alacağım. Rummenigge kaç oluyor? Rummenigge 103. 3214 kolektif güç yapıyoruz dostlar. Sizin kolektif gücünüz kaç bilmiyorum ama Yakup'un 3214 kolektif gücü oldu. Gerçekten keyifli bir kadro. David Beckham 104 oluyorsa yorumlara bir yazın. Unuttum. Valla hani olup olmadığını Xabi Alonso'yla. Şu an 3214 kolektif güç gerçekten en iyi hesaplardan biri. Daha yükseği var mı kolektif gücün bilmiyorum ama Yakup'un kadrosu gerçekten çok çok iyi. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Buraya kadar geldiyseniz muhakkak like atarsınız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.